Canım öğrencilerim hepinize selamlar. Ben Semele Hoca. Semele Hoca Matematik Kanalı'ndasınız. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. TYT AYT Matematik Tekrar Kampımızda bugün sizler birlikte 5. gündeyiz ve 5. günün konusu sembolik mantık ve kümeler gençler. Evet. Önce sembolik mantıkla kümelerin bir güzel konu özetini yapacağım ben size. Ve daha sonra bu konu özetinden sonraki videomuzda da ki hemen bir saat sonra gelecek zaten. Bir saat sonra izleyebileceksin videoyu. O videoda da hem sembolik mantık hem de kümelerle alakalı çok güzel tekrar soruları ele alacağız. Çok güzel tekrar soruları çözdüreceğim sana. Sınavda çıkması muhtemel olan sorulardan ben senin karşına çıkaracağım, göstereceğim. Ve bu sorularla birlikte de hem mantık hem de kümeler dersini bir güzel sağlam bir şekilde tekrar etmiş olacaksın. Bu videolardan sonra hemen ne yapman gerekiyor? Hocam tekrardan eski ödev kitabımıza geri dönüyoruz. 40 soru serisi TYT Matematik video ders kitabımızdan, video soru kitabımızdan hemen burada bakın ben size şöyle göstereyim. Mantık ve kümeler 46. sayfada mantık ve kümeler var. Bu konuyu da hemen hallediyorsun. İçinde 40 tane soru var ve bu 40 soruyu da hemen parça pinçik ediyorsun. E yakında AYT'ye geçeceğiz. AYT kitabımızı da hala almadıysan lütfen al. Ha, bu arada ben bu kampı şu an içerisinde bulunduğumuz kampı bu videoların bulunduğu kampı gençler. Hani herhangi bir kitaptan yapmıyorum. Bir pdf'den yapıyorum. O pdf'i de 116-117 sayfalık bir pdf. O pdf'i de videonun açıklama kısmına ücretsiz biçimde ekledim. Tek tıkla indirebilirsiniz. Buradan da ilerleyebilirsiniz tabii ki. Bunlar sadece benim daha öncesinde yaptığım kamplar ve bu kampla bu kampı birleştirip şu an burada konu, konu özeti ve tekrar soruları çözüyorum. Buradan da sizlere ödev veriyorum. İlk defa görenler için söylüyorum gençler. Evet Artık hazırsak dersimize geçelim ama tabii öncelikle videoyu beğenmeyi ve abone olmayı gençler lütfen unutmayın. Hazırsak geçelim dersimize. Evet öncelikle gençler sembolik mantık konusunda mantık kelimesinin anlamını bir ele alalım. İlk anlamı doğru bilgiye ve hakikate ulaşmakta izlenecek yolların her biri anlamına geliyor. İkinci anlamı da düşüncede tutarlılık, kendi kendisiyle çelişmeme durumu anlamına geliyor. Şimdi biz zaten bu mantık derslerinde gençler bu P'ler Q'lar hani önermeler göstereceğiz bu önermelerle alakalı bağlaçlar kuracağız. İşte biz doğadaki bazı olayları matematiksel olayları fiziksel olayları veya bambaşka olayları ifade edebilmek için bunları düz bir zemine oturtabilmek için bunların mantık çerçevesinde düşünebilmek adına işlerimizi kolaylaştırsın diye yapılan hamleler bunlar ki gayet de düzgün çalışır. Bundan kaynaklı da ben size burada hani kelime anlamlarını bilin ki gündelik hayattaki anlamlarını bilin ki e, matematikte de yine hani bu benim ne işime yarayacak deme diye bunu verdim. Doğru ya da yanlış kesin bir hüküm bildiren ifadelere biz önerme diyeceğiz arkadaşlar. Hemen yazdım. Önerme diyeceğiz. Bu önermeler genellikle P, Q, R, S gibi küçük harfler kullanılarak gösterilir. Bir önermenin yanlış ya da doğru olmasına o önermenin doğruluk değeri denir. Bak, doğruluk değeri denir. Doğruluk değeri doğruysa, bir önerme doğruysa doğruluk değeri diyoruz ona. Nedir? 1 bir, ile göstereceğiz. Yani D veya Y ile de gösterilir diyoruz da ne zaman kullandın ki onu? Ben hiç kullanmadım. 12 senedir falan matematik anlatıyorum. Hiç kullanmadım. Yanlışsa sıfır. P önermesi doğruysa P denktir 1, Q önermesi doğruysa Q denktir 1. P önermesi yanlış olsaydı P denktir 0, Q önermesi yanlış olsaydı Q denktir 0 diye gösterilecekti bunlar. Doğruluk değerleri aynı olan önermelere ne diyoruz? Denk önermeler diyoruz. Denk önermeler diyoruz. Tamam mı? P Q'ya denkse P denktir Q. Değilse p denk değildir q diyeceğiz gençler. Denklik e, sembolü eşittir sembolünün bir tane fazla çizgili hali. %50 daha fazla çizgiye sahip tamam mı? <laughs> Önermelerin doğruluk değerlerinin sıralandığı tabloya ne denir? Önermelerin doğruluk değerlerinin sıralandığı tabloya doğruluk değer tablosu denir. Doğruluk değer tablosu diyeceğiz. ...en farklı önerme için... ...bak şimdi burada kaç tane önerme var? P ve Q. Şimdi P önermesi 1 iken Q 1... ...1 iken 0, 0 iken 1, 0 iken 0 olabilir. Tüm bu e, satırların sayısını hesaplamak istersek... ...en tane önerme varsa... ...2 üzeri en tane doğruluk durumu vardır diyebiliriz. Yani burada 2 taneydi bak. 2'nin karesinden 4 tane satırımız oluştu. Gördün mü? O zaman en tane önerme varsa... 2 üzeri n tane doğruluk durumu vardır diyoruz. Bunun da sebebi aslında permutasyondan geliyor. Nasıl yani ne demek permutasyondan geliyor? Mesela kaç tane önerim olsun? P, Q, R. Hemen ne diyeceğiz? 2'nin küpü hocam. Evet doğru 8. Lakin şöyle bir durum var. Nereden geliyor? E şuradan. P önermesi doğru mu yanlış mı? İki farklı ihtimal var önermesi o da öyle. R önermesi o da öyle. Bak toplam 8 tane farklı durum oluşacak. O zaman 8 tane sıra benim çizmem gerekiyor. 8 tane satıra sahip olacak. Doğruluk değer tablosu. Devam. Bir önermenin hükmünün olumsuzunu belirten yeni önermeye o önermenin olumsuzunu belirtiyorsa değili denir arkadaşlar. Tamam mı? Ve P önermesinin değili de şu şekilde gösterilir. P'nin üstüne bir tane şu şekilde çizgi atıyoruz. P'nin değilinin değili yine P'ye denktir arkadaşlar. Birden fazla önermenin ve veya ya da ise ancak ve ancak bağlaçlarıyla bağlanarak oluşturulan yeni önermelere bileşik öğrenti öğrenti neyse bileşik önerme diyeceğiz arkadaşlar. Öğrenti ne demek ya? Bileşik önerme diyeceğiz. Google'a bakmak lazım. öğrenti ne demek? Evet gençler. Şimdi diyoruz ki bak. ve bağlacı. Sembolü nedir? Bu şekilde ters V'dir. Veya bu şekildedir. Ya da veya'nın altına bir tane çizgi çekersin. ise bağlacı bu. Tek yönlü ok. Ancak ve ancak da çift yönlü ok olarak söylenebilir. Tüm önermelerimiz, tüm bağlaçlarımız bunlar. V bağlacı. Özelliklerine bakacak olursak. P ve P daima ve daima P'ye denktir arkadaşlar. P veya P ve Q dediğimiz şey Q ve P'ye denktir. Yani bunların değişme özelliği vardır diyoruz. Değişme özelliği. Tamam mı? P ve Q ve R. Sen burada P ve Q ve R de yapabilirsin. Yani buradaki parantezi sevgili arkadaşlarım istediğiniz yere dağıtabilirsiniz. Ben buna birleşme özelliği diyorum. Ben demiyorum yani. Sistem diyor. 1 ve P. P 1 ise cevap 1'dir. P 0 ise cevap 0 olacağından burası P'ye bağlıdır. 0 ve P işin içinde 0 varsa sonuç her zaman 0'dır. P ve P'nin değili eh, bu 1 iken bu 0, bu 0 iken bu 1 olacağından işin içinde daima 0 var. O zaman 0'dır. Tabloyu da hemen dolduralım. 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. P ve Q 1 ve 1 ne olur? 1. Diğer tüm durumlarda işin içinde 0 olduğu için cevap hep 0'dır. Yani V bağlacının e, 1 olabilmesi için İkisinin de 1 olması gerekiyor. Veya da tam tersi olacak. Devam. Veya hemen doldur. 1, 1, 0, 0. 1, 0, 1, 0 dedim. Tamam mı? Burayı da öyle yaptık değil mi ya? Bu arada aynı. Şimdi 1 veya 1. 1. 1 veya 0, 1. 0 veya 0, 1. 0 veya 1, 1. 0 veya 0, 0. Bu da V'nin tam tersi dedik ya. Niye? Veya bağlacı 0 olacaksa ikisi de 0 olmalı. Diğer tüm durumlarda 1'dir. Yani işin içinde bir tane 1 varsa sonuç 1'dir. Özellikleri P veya P. Şimdi 1 ise 1, 0 ise 0'dır. Dolayısıyla P'ye bağlıdır. P veya Q, Q veya P'ye denktir. P veya Q veya R, P veya Q veya R'ye denktir. 1 veya P, işin içinde 1 varsa sonuç 1. 0 veya p p'ye bağlıdır. p 1 ise 1 olur, 0 ise 0 olur. p veya p'nin değili e bu 1ken bu 0, sıfır, bu 0ken bu 1 olduğu için işin içinde mutlaka bir tane 1 var. Dolayısıyla cevap 1'dir diyeceğiz. Dağılma özelliği V'nin veya üzerine, veya'nın V üzerine soldan sağdan dağılma özellikleri vardır. Dağıtırsanız p ve q veya p ve r gelecektir. Dağıtırsak p veya q ve P veya R gelecektir. Tamam sanki böyle çarpma işlemini toplama üzerine dağılma özelliği gibi. Farklı bir şey de değil ha. Demorgan kuralları ki bunu kümelerde de göreceğiz. P veya Q'nun değili hemen P'nin değili veya'nın değili olarak V'yi alıyoruz ve Q'nun değili yazıyoruz. P ve Q'nun değili de yine P'nin değili veya Q'nun değili olarak yazabiliyoruz. Not. P veya P ve Q P ve P veya Q. Şimdi hocam buraya dikkat ediyorsun. Ben bu veya bağlacını kümelerdeki birleşime benzetmek istiyorum. V bağlacını kümelerdeki kesişime benzetmek istiyorum. P önermesine bundan sonra A kümesi, Q önermesine bundan sonra B kümesi diyelim. Tamam diyelim. Peki evrensel küme dediğimiz kavramları daha sonrasında veririz zaten. Şimdi P veya P ve Q demiş ya. Ben bunu şöyle yazsam mı? A birleşim A kesişim B. Şimdi ben A kümesi ile A kesişim B'yi birleştirirsem neyi bulurum? Bir de ben niye böyle bir yola saptım? Sana onu da anlatayım. Şurada bir dursun. Niye böyle bir yola saptık biz? Şimdi bak dağılma özelliği vardırın üstüne. Dağıt abi. P veya P ve P veya Q. P veya P ne? P. P ve P veya q ha, hayda Az önce veya burada v buradaydı şimdi v burada veya burada aynı mantığı bulduk ki şunu bulduk e bunu dağıtınca da bunu buluyorsun yani bunları birbirine dağıttıkça birbirini buluyorsun. E şimdi ne yapacağım İşte o yüzden bunları daha iyi anlayabilmek adına diyorum ki küme küme Bir defa gösterelim sonra bir daha hep aklında kalsın diye Şimdi şu abi tamam mı? A birleşim A kesişim B. Şunu şöyle yap. Bunu da böyle yap. Şuraya A de. Şuraya B de. Abi şimdi A kesişim B şura değil mi? Evet. E ben bunu A ile birleştirirsem yine A'nın kendisini bulmuş olmaz mıyım? Evet. E peki A'ya ne demiştim ben? P önermesini. O zaman cevap P'dir. Geldim buraya. A kesişim A birleşim B. Şimdi A birleşim B tamamı değil mi abi bunların? Şuranın tamamı değil mi? Ben bununla A kümesini kesiştirirsem yine neyi bulmuş olurum? A kümesini bulmuş olurum. Yani A kümesi de o zaman burada P'ye denktir diyebiliriz. Yani bundan sonra sana bu şekilde bir olay verdiğinde dışarıdaki neyse bu ona denktir. Anlaştık mı? Yalnız dikkat et bu formatta olacak. P veya P ve Q. P, ve P veya Q formatında olacak. Ancak o şekilde. Devam. Ya da bağlacı. Hemen 1 1 0 0 dedim. 1 0 1 0 dedim. Yoluma devam ediyorum. Ya da bağlacında. E, önermelerden herhangi ikisi aynıysa sonuç 0. Farklıysa sonuç 1 olacak. Bak 1 ve 1 ya da 1 0. 0 ya da 0 0. 1 ya da 0 ikisi birbirinden farklı. 1 bir, 0 ya da 1 farklı olduğu için 1 diyoruz. Özellikleri. Şimdi P ya da Q. Q ya da P'ye denktir arkadaşlar. P ya da Q ya da R. E bu bize şunu verir. P ya da Q ya da R. Bunu verir bize. P ya da P. İkisi de aynı mı olacak? 1, 1, 0, 0. İkisi de aynıysa ne oluyordu? 0 oluyordu. İkisi birbirinden farklıysa 1 bir oluyordu. 1 ya da P. P 0 ise cevap 1. Bir. P 1 ise cevap 0 olacak. Dolayısıyla P'nin değerine bağlıdır. P 1 ise cevap 1, 0 ise cevap 0 olacak. Dolayısıyla P'ye bağlıdır diyebilirim. İse bağlacı. 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Devam. 1 ise 1, 1. 1 ise 0, 0. 0 ise 1, 1. 0 ise 0, 1 diyeceğim. Şimdi dinle burayı. Sadece ama sadece şurası bize 0'ı veriyor. Buna da hep 100 kuralı diyoruz ise bağlacında. 1 ise sıfır daima sıfırdır. Yani sen bir P ise Q'nun sıfır olduğunu anladın ya. O zaman kesinlikle şurası sıfırdır burası birdir diyeceksin. Buralarda ne yazarsa yazsın. Envai çeşitli soru görürsün bununla alakalı denemelerde. Tamam envai çeşit. Devam. P ise Q. Aslında ee, nedir? P ise Q'yu gençler. Ben ise'yi veya'ya çevirebilirim. P'nin değil veya Q biçiminde. Soruların içerisinde benden böyle bir şey istedi. İsenin e, benden değilini falan almamı istedi. Bunları yapamıyorum. E, yapamıyorsam o zaman ne yapacağım? Veya'ya çevirip öyle değilini alacağım. Ne sayesinde? De Morgan sayesinde. Anlaştık. Pekala. P ise Q önermesinin karşıtı dediği zaman yer değiştiriyorsun. Q ise P oluyor. Tersi dediği zaman bak şunun değillerini alıp ise ile bağlıyorsun. Karşıt tersi diyor hem karşıtı al hem bunun tersini al diyorsa o zaman Q değil ise P değil oluyor. Ve bir de işin ilginç tarafı burada P ise Q önermesi neyse Q değil ise P değil önermesi de aynı oluyor. Yani her önerme her bu şekilde koşullu önerme diyoruz biz bunlara tamam mı koşullu önerme her koşullu önerme kendi karşı tersinde denk oluyor. Bu ikisi birbirine denktir diyoruz arkadaşlar. P ise Q denktir. Q değil ise P değil diyoruz. Ancak ve ancak yani iki yönlü koşullu önerme yani hem bu tarafa hem bu tarafa olunca birleştirip şöyle yapmışız. Tamam mı? Çift yönlü koşullu önerme. Şimdi bunda tablomuz nasıl olacak? 1 1 0 0 dedik. 1 0 1 0 dedik. Şimdi yadanın tam tersi birbirinin aynısıysa 1 bir, farklıysa 0 diyoruz özellikleri P ancak ve ancak Q. Şimdi ben bunu değiştirebilir miyim? Değiştiririm. Q ancak ve ancak P'ye denk olur bu. P ancak ve ancak P ikisi birbirinin aynısıysa 1. Farklıysa ise 0. P ancak ve ancak Q aynı zamanda P'nin değili ancak ve ancak Q'nun değiline de denktir. 0 ancak ve ancak P. P1 ise sonuç 0. P0 ise sonuç 1. O halde P'nin değili bu. P ne oluyorsa tam ders oluyor. Mesela buna bakalım. P1 ise sonuç 1, P0 ise sonuç 0. O halde P'nin kendisine denktir. P ancak ve ancak Q'nun değili ki az önce de belirtmiştim. Ne demiştim? Ancak ve ancak'ın tam tersi şey, e, yada'nın tam tersi demiştim. O halde bunun değerini alırsam P ya da Q ile karşılaşırım. Tamam. İçindeki değişkenlere göre doğruluk değeri değişen önermelere biz açık önermeler diyoruz açık önermeler diyoruz tamam mı? Bu önermeyi doğru yapan elemanların kümesine doğruluk doğruluk değer kümesi diyoruz. Doğruluk değer kümesi. Evrensel niceleyici dediğimiz şey ne? Evrensel niceleyiciyi herle gösteriyoruz. Varlıksal niceleyiciyi en az bir vardır anlamına gelen harf olan ters e ile gösteriyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi kümelere geldik. Küme nesneler topluluğu olarak tanımlanan bir matematik terimidir. A kümesinin eleman sayısı SA ile gösterilir. Bir küme liste yöntemi, Venn şeması ve ortak özellik yöntemiyle gösterilebilir. Mesela 1, 2, 3, 4 sayılarını liste yöntemiyle bu şekilde gösterirken ortak özellik yöntemiyle öyle x'lerden oluşmuştur ki bu x'ler 1 ile 4 kapalar aralığındaki doğal sayılardır anlamına gelen Şekilde okunan e, küme ile gösterilebilir. Ven şaması da bir tane kapalı bir cisim çizersin. Tamam mı? İlla bu şekilde elips olmak zorunda değil. Kapalı olsun yeter. Kapalı bir bölge. Sonrasında başlarına nokta koya koya bu şekilde bunları ifade edebilirsin. Alt küme kavramı. A kümesinin tüm elemanları aynı zamanda B kümesinin de bir elemanıysa A kümesi B kümesinin alt kümesidir denir. Ve nasıl gösterilir? şu şekilde gösterilebilir arkadaşlarım. A, B'nin alt kümesi anlamına gelir. S, A N elemanlıysa A'nın alt küme sayısı 2 üzeri N'dir arkadaşlar. N elemanlı bir kümenin R elemanlı alt kümelerinin sayısını da N'in R'lisi biçiminde göstereceğiz gençler. N'in R'lisinin nasıl hesaplandığı burada yazıyor. Her küme kendisinin aynı zamanda alt kümesi mesela A kümesi A kümesinin alt kümesidir. Boş küme tüm kümelerin bir alt kümesidir. Boş küme tüm kümelerin alt kümesidir diyeceğiz. Öz alt kümede de alt kümelerden alt kümelerin içinden neyi çıkarıyoruz? Kümenin kendisini çıkarırsam ben öz alt kümelerini bulmuş olurum. Kendisi hariç tüm alt kümelerine öz alt küme denir. Sayısı nasıl bulunur o zaman? 2 üzeri n eksi 1. Çünkü bu kadar alt kümesi vardı. Kendisini çıkarırsam 2 üzeri n eksi 1 tane öz alt kümesi kalır. Birleşim kümesi gençler artık son sayfadayız iyi dinle. A ve B kümesinin tüm elemanlarını içeren kümeye birleşim denir ve nasıl gösterilir? A birleşim B ile gösterilir. Nereyi ihtiva eder arkadaşlar? Allah'ım nasıl da güzel şey konuşuyorum. Eski Türkçe. İhtiva ettiği bölgeyi gösterelim gençler. Bakın şurası. Ve şurası. Gördünüz mü ne kadar da güzel mavi bir renkle boyadım burayı. Mavi mi bu yeşil gibi sanki. Al elimizi kaldırdık bir daha işte güzel olmayacak. Tamam. Şimdi kesişim kümesi A ile B kümesinin ortak elemanlarının oluşturduğu kümeye diyoruz. Nasıl gösteriyoruz? İkisini de ihtiva eden <laughs> bölge. Yani şura. Tamam. İkisinde de olan bölge neresi? Burası. Birleştirirsem tamamı. Tamam mı kardeşim? Şimdi bakalım A birleşim B'nin eleman sayısını ifade edeceksem A'nın eleman sayısı B'nin eleman sayısını toplarım bundan kesişimin eleman sayısını çıkarırım. Mesela örnek veriyorum şimdi şurada 3 tane eleman burada 2 tane eleman burada 4 tane eleman var. E ne olur şimdi S A S, A 5 S B ne olur arkadaşlar 6. Şimdi ben size S A birleşim B'yi sorsam siz şu formülden bak S A birleşim B normalde kaç elemanla 3 2 daha 5 4 daha 9 eşittir. SA 5 artı e, SB kaç? 6. E ne oldu? 11. 2'yi çıkarmam lazım. Niye? Burayı 2 defa topladım çünkü. Hem bunda hem bunda topladım. 2 defa toplamış oldum burayı. Bir kere çıkardım. Tümleyen kümesi. A kümesinin elemanı olmayan tüm nesnelerin oluşturduğu kümeye tümleyen kümesi denir. Ve nasıl gösterilir? İşte mesela A kümesinin elemanı olmayan diyor ya. E'den A'yı çıkarırsın. Tamam yani evrensel kümeden A kümesinin tamamını çıkardın. Veya nasıl gösterilir? Şu şekilde A'nın içinde olmayan elemanlar. Yani P'nin değil gibi A'nın tümleyeni şeklinde gösterilir. Evrensel küme. Bilinen en geniş kümeye evrensel küme diyeceğiz. E ile göstereceğiz. Burada E kümesinin içerisinde neler var? A var, B var, C var, D var, E var. A'nın tümleyeninin içerisinde ne var? D ve E var. A kümesinin dışında ne var? A var, B var. A, B ve C var. E şimdi güzel kardeşim bak. Ben burada A ile o zaman A'nın tümleyenini birleştirince bana E evrensel kümesinin de ta kendisini verir diyebilirim. Devam. Fark kümesi A kümesinin bir elemanı olup B kümesinin elemanı olmayan e, elemanların oluşturduğu kümeye A fark B kümesi denir. Nasıl gösterilir? Ya şu şekilde ya da bu şekilde gösterilir. ÖSYM ikisini de kullanır aynı zamanda haberin olsun. Şu taraf bana şöyle gösterelim hadi. Yine boyama bak en sevdiğim işler. Şöyle boyadım gençler. Küçükken bana hiç boyama kitabı almamışlar sanırım. Yani almışlar da. Bilmiyorum hatırlamıyorum. Ama boyamayı çok seviyorum. Belki de çok aldıkları için de boyamayı seviyor olabilirim. Neden bu açıdan düşünmüyorum ki? İşte karamsarlık böyle bir şey gençler. Arkadaşlar şu taraf bana B fark A'yı verirken şu taraf A fark B'yi verecektir. E şurası neydi hocam? Şu bölge A kesişim B miydi? E evet. O zaman ben A fark B birleşim A kesişim B birleşim B fark A dersem neyi bulmuş olurum? Tabii ki de A birleşim B'nin ta kendisini bulmuş olurum. Böyle de bir özellik yazılabilir. Ayrık küme, ortak bir elemanı olmayan kümeleri ayrık kümeler denir. Şunla şunun gibi mesela. Tamam mı? Yani ayrı yerlerde duracak gençler bunlar. Şu şekilde. Şimdi şurası A kümesi olsun. B kümesi herhangi bir şekilde yok. Ama onun haricinde ben size şuradaki ifadeleri anlatabilmek için... Şöyle bir de evrensel küme göstereyim. A ile A'yı birleştirirsem A'yı bulurum. A ile A'nın tümleyenini birleştirirsem tüm evrensel kümeyi bulurum. A ile evrensel kümeyi birleştirirsem yine evrensel kümeyi bulmuş olurum. A ile boş kümeyi birleştirirsem yine A'nın kendini bulmuş olurum. Devam. A ile A'yı kesiştirirsem yine A'yı bulurum. Ama A ile tümleyeni kesiştirirsem boş küme. A ile evrenseli kesiştirirsem A'yı. A ile boş kümeyi kesiştirirsem boş kümeyi elde etmiş olurum. Küme problemleri. E kümesi burada Türkçe bilenler kümesi. E, İ kümesi İngilizce bilenler. F de Fransızca bilenler kümesi. Sadece Türkçe ve İngilizce bilenler. Sadece Türkçe ve İngilizce bilenler e, gençler hangi kümedir? Bak Türkçe'yi biliyorsa zaten E'nin içinde o kesin. Ama İngilizce de bilecekse ve sadece İngilizce ve Türkçe bilecekse ben buna e, bu kişilerin sayısına A diyebilirim. Türkçe, İngilizce ve Fransızca bilenler. Yani tamamını bilenler bak buradadır B'dir. Yalnız Türkçe bilenler şunlardır D. Sadece iki dil bilenler. E şimdi hocam bu gruptaki herkes zaten Türkçe biliyor. O zaman bir tane İngilizce bir tane Fransızca bilir dersen bu adamlar yabancı dil olarak ekstradan o zaman demek ki İngilizce ve Fransızca biliyor. Yani ben buna... A ve C diyeceğim. En az iki dil bilenler. En az iki dil bilenler bak A iki dil biliyor. C iki dil biliyor. B üç dil biliyor. En az iki dil biliyorsa iki veya üç dil biliyordur. Dolayısıyla A, B, C'dir. En çok iki dil bilenler de şu bir dil biliyor. Bu iki dil bu da iki dil biliyor. Demek ki D, A, C olacaktı diyeceğiz sevgili gençler. Evet artık arkadaşlarım hazırsanız şu şekilde mantık ve kümeler tekrar sorularını çözeceğim ben sizlere. Ne zaman? Bir sonraki videoda. Bir sonraki video ne zaman hocam? Bu videoyu eğer tam zamanında izlediysen yarım saat sonra diğer video yayınlanacak demektir. O videoda o zaman görüşelim. Evet sözleşelim o videoda tekrar görüşelim dedik. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.